Türk halkının İngilizce ile ilgili olan ilişkisini incelemek için toplandık. İyi seyirler. İngilizce biliyor musunuz? Biliyorum. Ne düzeyde biliyorsunuz veya nerede öğrendiniz? Advanced düzeyde biliyorum. C2. Kurslarda öğrendim. Sizce Türkiye'deki okullarda verilen İngilizce eğitimi yeterli mi? Bence yeterli değil. Peki yaptığınız ve yapacağınız meslekteki İngilizce'nin yeri nedir? Eğer özel sektörde çalışırsam, ki düşünmüyorum, gayet önemli. Ama devlet sektöründe pek önemli değil. Peki sizce Türk halkının İngilizce ile arası nasıl? Çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Pek tercih edildiğini düşünmüyorum yani. İngilizce biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Peki nerede öğrendiniz? Üniversitede öğrendim. Yaptığınız ya da yapacağınız meslekte İngilizcenin yeri nedir? Çok büyük bir yeri var. İngilizce öğretmeniyim. İngilizce öğrenmenin avantajları sizce neler? Bir kere çok bilindik bir şey var, kavram var. Bir dil bir insan, iki dil iki insan. Kendinizi her anlamda daha farklı ifade ediyorsunuz. Dünyayı anlama çabası içerisinde oluyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. O yeterliliği bilmek, hissetmek çok önemli bir ayrıcalık bence. Her anlamda, iş alanında, sosyal hayatta. Peki Türk halkının İngilizce ile arası nasıl? Bence pek iyi değil. Açıkçası attitude dediğimiz bir kavram var. İngilizce öğrenirken insanların İngilizceye karşı olan tavrını ifade ediyor bu. Bir takım eğitimsel, sistemsel sorunlardan dolayı tavırları pek sıcak değil İngilizceye karşı. İngilizce biliyor musunuz? Hayır. Peki hiç... İngilizce biliyor musunuz? Evet. Ne düzeyde biliyorsunuz? Orta diyelim. Nerede öğrendiniz? Ülke dışında, gerekse okulda. Sizce Türkiye'deki okullarda verilen İngilizce eğitimi yeterli mi? Bence yeterli değil. Yaptığınız ve yapacağınız meslekteki İngilizce'nin yeri nedir? Yani İngilizce özellikle şu yıllarda bence gayet önemli bir yerde. Yani ya kendim de yabancı ülke olduğum için yani özellikle de yabancı ülkelerde bir iş için çalışmayı düşünüyorsa da yani İngilizce kesinlikle bilmek zorunda. Evet. Hazırlık okudunuz mu? Okuduysanız mesleğiniz için yeterli eğitim veriyor mu? Hazırlık okudum. Mesleğim için yani orta diyelim, iyiydi. İngilizce öğrenmenin avantajları var mı sizce? Bence var. Hem iş için hem de sosyal açıdan oldukça faydalı bence. Ya peki İngilizce, Türk halkının İngilizce arası nasıl? Yani iyi diyelim ona da. Bilemeyeceğim. Yani bilen arkadaşlarım da var, bilmeyen arkadaşlarım da var. Yine iyi diyelim. İngilizce biliyor musunuz? Orta. Peki nerede öğrendiniz? Bildiğiniz? İlk öğretim 4. sınıfta başlayıp üniversite hazırlığa geçen sürede çat pat bir şeyler öğretmeye çalıştılar. Sizce Türkiye'deki okullarda verilen İngilizce eğitimi yeterli mi? Hayır. Peki yaptığınız ya da yapacağınız meslekteki İngilizcenin yeri nedir? Ben mühendislik öğrencisiyim. Mühendislikte İngilizce demek, yani ana dilin gibi bilmek zorundasın. Çünkü makinaları İngilizce öğreniyorsun, parçalarını İngilizce öğreniyorsun. Fakat 9 senede bana öğrettikleri İngilizceyle ben akrabalarımı anca tanıtabiliyorum. İngilizcenin öğrenmenin avantajları neler? Ya İngilizce artık bir yerden sonra evrensel bir dil. Çünkü her yerde konuşuluyor. Buradan Güney Kongo'ya da gitsen, Kuzey Kongo'ya bir sürü yere gidebilirsin. Her yerde hani ortak dil o. Sizce Türk halkının İngilizce ile arası nasıl? İğrenç, 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 iğrenç. Kötü. İngilizce biliyor musunuz? Hayır. Peki İngilizcenin eksikliğini hiç hissettiniz mi? Evet, hissettim. İş hayatında çok oluyor ve staj başvurularında değerlendirmeye alınmıyor bile. Peki Türkiye'deki okullarda verilen İngilizce eğitimi yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Zaten tamamen bir İngilizce eğitimi de aldığımız söylenemez. Yüzeysel geçiliyor. Yani biz de öğrenemiyoruz. Zaten İngilizce öğrenmek için bir kere yurt dışına çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Peki hani İngilizce eğitimini geliştirmek için bir öneriniz var mı geliştirebileceğimiz? Yani daha çok yurt dışı eğitimi. Yani bir senelik veya 6 aylık bir yurt dışı eğitimi yeterli olacağını düşünüyorum. Peki sizce Türk halkının İngilizce ile arası nasıl?
pek iyi olduğumuz söylenemez bu konuda. Benim de öyle. Hazırlık gördüğüm halde şu an İngilizce konuşamıyorum. Hani çeviri var ama İngilizce konuşma yok. İngilizce biliyor musunuz? Evet. Nerede öğrendiniz? Türkiye'deki kurslarda öğrendim. Peki sizce Türkiye'deki okullarda verilen İngilizce eğitimi yeterli mi? Hayır, tamamen teoriye dayalı. İngilizce teorikte öğrenilmez. Peki geliştirmek için neler yapılabilir? Yani diziler, filmler ama o da bir yere kadar. Yurt dışına çıkmadan yabancılığı öğreneceğini sanmıyorum. Peki yaptığınız ve yapacağınız meslekteki İngilizcenin yeri nedir? Ben mühendislik okuyorum. İngilizce olmadan hiçbir şey yapamazsınız bir meslekte. Peki Türk halkının İngilizceyle arası nasıl sizce? Yani herkes hevesli ama daha bilen rastlayamadık. İngilizce biliyor musunuz? Yani lisede öğrendiğimiz düzeyde daha çok. Sizce Türkiye'deki okullarda verilen İngilizce eğitimi yeterli mi? Bence değil. Daha çok gramere yönelik görüyoruz ama konuşmaya gelince pek şey olmuyor. Yani yeterli de olmuyor bence. Peki hiç İngilizcenin eksikliğini hissettiniz mi? Çok, çok fazla hissettim. Hangi alanlarda hissettiniz? Mesela yazlık yerde yaşıyorum. Hani bir turist olsun, bir şey olsun, bir konuşma olmuyor yani. Daha çok iletişimde zorluk çekiyoruz. Peki Türk insanların İngilizceye verdiği önem? Daha çok hani insan yapamayınca zor der, kaçar ya o türden bir şey yani, pek şey olmuyor. İngilizce biliyor musunuz? Biraz biliyorum. Nerede öğrendiniz? Yani çoğunlukla okulda, çok az kursa gittim. Sizce Türkiye'deki okullarda verilen İngilizce eğitimi yeterli mi? Yani kesinlikle yeterli değil. Çünkü çok fazla gramer ağırlıklı öğretiliyor, konuşmaya önem verilmiyor. Peki İngilizcenin eksikliğini hissettiniz mi? Çok, hem de çok fazla hissettim. Hangi alanlarda mesela? Ya birçok alanda. Yani mesela televizyonda yani bir şey izlerken bile hani anlayamıyorsunuz İngilizce bir şey olduğunda ya da kendi mesleğinizle ilgili makaleler ya da birçok şey, her şey, çoğu şey İngilizce oluyor. Bu konuda hissediyoruz kesinlikle eksikliğini. Peki Türk insanın İngilizceye verdiği önem? İngilizceye önem, aslında İngilizceye önem, güzel soru. İngilizce önem vermeye yeni yeni başladık. Çünkü vermek hani zorunda olduğumuzu hissediyoruz. Çünkü herkes hani her şey İngilizce gerçekten. Hayatımızda, çevremize baktığımızda her yerde İngilizcenin etkisini görebiliyoruz. Hani o yüzden hani gerçekten sosyal bir kişi, sosyal bir birey olmak istiyorsak İngilizceye de ister istemez önem veriyoruz ve yavaş yavaş gerçekten başladık bence. Pardon, röportaj yapabilir miyiz? Pardon, röportaj yapabilir miyiz? Yani çok kısa. Yo. Pardon, röportaj yapabilir miyiz? Çok kısa. Ha, niye yapayım? Yeter. Pardon, kısa bir röportaj yapabilir miyiz ya? Tamam, bu sefer yapalım. Bu sefer de ben yapmıyorum ya. Bu sefer de ben yapmıyorum. Kardeşim yaparız dedik. Yaparız dedik. İngilizce biliyor musunuz? İşte çat pat. Öyle, yarım yamalak. Peki nerede öğrendiniz? Nerede öğrendim? Bilgisayarda Duolingo diye bir site vardı oradan. İngilizce öğrenmenin avantajları neler sizce? Ya İngilizce öğrenmenin avantajı Türkiye'nin dışına çıkabilmem. Mesela daha farklı insanlarla iletişim kurma şansın oluyor. Öyle bir avantaj olabilir benim için. Peki yaptığınız veya yapabileceğiniz meslekteki İngilizcenin yeri nedir? Ya ben elektrik elektronik mühendisliği okuyorum. Şahsen bizim bölüm sadece İngilizce üzerine kurulduğu için yani önemli. Evet, öyle. Türk halkının İngilizce ile arası nasıl sizce? Genç kızların güzel ama erkeklerin pek olduğunu zannetmiyorum öyle. İngilizce biliyor musunuz? Orta seviyede. Peki nerede öğrendiniz? Nerede öğrendim? Okulda öğrendim. Zaten Anadolu Lisesi çıkıştı. Peki sizce Türkiye'deki okullarda verilen İngilizce eğitimi yeterli mi? Yetersiz. Her şeyde olduğu gibi İngilizce de yetersiz. Yaptığınız veya yapacağınız meslekteki İngilizcenin yeri nedir? İngilizcenin yeri ana dil. Yapacağım meslekte elektronik mühendisliği yapıyorum. Hazırlık okudunuz mu? Hazırlık okumadım. Zorunluydu. Okumadım. Yani amelilik zaten hazırlıktan. İngilizce öğrenmenin avantajları sizce var mı? Ya çalıştığım sektörde zaten her şey İngilizce olacak. Çalışacağım kaynaklar, yapacağım işler. Hani iletişimde olacağım kişiler de İngilizce konuşacağı için. Evet. Ya sektörde herkes İngilizceyle anlaşıyor. Ana dil gibi yani. Hani evet. Öğrenmeniz gerekiyor. Peki kursa gitmeyi düşünüyor musunuz?
Kursa gitmeyi inan düşünüyorum ama çok pahalı. Peki Türk halkının İngilizce ile arası nasıl? I'm fine thanks and diyor ya yani, o kadar. Sizce Türkiye'deki okullarda verilen İngilizce eğitimi yeterli mi? Esra Hoca varsa yeterli. Sizce biliyor musunuz? Evet biliyorum. Nerede öğrendiniz? Hazırlık okulunda öğrendim. Bir de lisede gördüğüm eğitimden dolayı bilgim var. Peki sizce Türkiye'deki okullarda verilen İngilizce eğitimi yeterli mi? Bence eğitimler yeterli. Öğrencilerin dışarıya fazla para harcamalarına gerek yok. Olay öğrencide bitiyor tamamen. Kendileri biraz bireysel çalışma yapmaları lazım. Yaptığınız veya yapacağınız meslekteki İngilizcenin yeri nedir? Yaptığım meslek yani olacağım meslek çevre mühendisliği benim. Dış ticaretle ilgilenmem lazım mutlaka. Yani İngilizcenin ve ekstradan ikinci bir yabancı dilinin de önemi çok büyük benim için. İngilizce öğrenmenin avantajları? İngilizce öğrenmenin mesela maddi ve manevi açıdan pek faydası olacağını düşünmüyorum da maddi açıdan yani iş yerine sizi zaten direkt bazı firmalar İngilizce mülakatla aldığı için ikinci yabancı diliniz var mı diye soruyorlar. Congratulations. 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 Ben anlamam ama ne dedin şimdi konkretist mi bitiş mi tamam mı? Congratulation. Congratulations. 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 Latinos. Congratulations!